Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün kışlık hazırlıklardan sizlere kırmızı domates turşusu tarifiyle geldim arkadaşlar. Aslında kar küresinde domates turşusu da diyebiliriz. Aynen, içerisinde kar yağmış gibi bir görüntü oldu. Evet, malzeme listemi açıklama kısmına da ekleyeceğim, oradan ulaşabilirsiniz. Evet, yaklaşık 2 kilo kadar domates kullandım. Kırmızı olgunlaşmış domates. Biraz sert olanlarını tercih ettim arkadaşlar. Yıkadım ve bu şekilde saplarından temizleyerek kavanozuma hafif bastırarak yerleştirdim. Toplamda bir tanesine 8 tane domates sığdı. Büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de içerisine ne kadar domates alıyor değişiyor. İkinci kavanozuma da aynı şekilde domatesleri saplarından temizleyerek dizdim. Farklı bir kurma yöntemi arkadaşlar. Bu yöntemle de turşularını kurmanızı tavsiye ederim. Çok pratik oluyor. Hemen yemeğe de hazır bir turşu oluyor birkaç gün içerisinde. Evet, bu şekilde domateslerimi kavanozlarıma yerleştirdim. Şimdi bir kaşık yardımıyla üzerine kettle'da kaynattığım sıcak su dolduruyorum. Henüz hiçbir şey atmıyoruz içerisine arkadaşlar. Bu şekilde yapmamın sebebi içerisine katacağım sirke, şeker, tuz oranı daha sonrasında ziyan olmasın diye ölçüsünü alıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında evet, birazcık da boşluk bırakalım. Çünkü içerisine sirke, şeker, tuz gireceği için biraz yer lazım arkadaşlar. Bu şekilde beklerken sarımsakları rondoda ufalttım. Gördüğünüz gibi yaklaşık 9 tane diş sarımsak kullandım. Sizler seviyorsanız daha çok sarımsak tercih edebilirsiniz. Yani çok püre olmayacak şekilde sarımsaklarımı ufalttım. Gördüğünüz gibi. Evet, ön hazırlığımız bitti. Şimdi kavanozlara doldurduğum sıcak suyu tencereme ilave ediyorum. Tekrardan boşaltıyorum arkadaşlar. Çünkü turşumuzun sosunu kaynatarak elde edeceğiz. Bu şekilde suları tencereye aldım. Şimdi 1-1,5 çay bardak üzüm veya elma sirkesi. Ben bu kez üzüm sirkesi kullandım arkadaşlar. Balsamico üzüm sirkesi. 1 çay bardak şeker. 2 yemek kaşığı tepeleme yemek kaşığı. Himalaya tuzu kullandım. İri kaya tuzu kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi tenceremi ocağa alacağım ve bu sosu güzelce kaynatacağım. Evet, sosum kaynarken bu esnada domates turşumun bir tanesini acı süs biber de eklemek istiyorum. Bıçakla çizerek biberleri kavanozuma boşluklarına yerleştirdim. Biberleri de yerleştirdikten sonra şimdi ufaltmış olduğum sarımsakları pay edeceğim iki kavanozuma birlikte. Yaklaşık yarım yemek kaşığı kadar bir kavanoza, geri kalan yarım yemek kaşığını diğer kavanozuma ekliyorum bu şekilde. Kaynatmış olduğum sosu şimdi atılamaması için kabımı içerisine alacağım ve o şekilde kavanozların üzerine
Elde etmiş olduğum bu sosu dolduracağım. Bu şekilde daha kolay oluyor doldurması kavanozların içerisine arkadaşlar. Evet, şimdi kaşığımı tekrar koyacağım atılmasın diye. Ve sosumu sıcak sıcak domateslerin üzerine üstü basa dolduruyorum. Beni izleyin sevgili takipçilerim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğenip aşağı yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Sizlerin beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok değerlidir arkadaşlar. Kendinizi bir şekilde gösterirseniz çekmiş olduğum bu emek dolu videolarım boşa gitmemiş olur arkadaşlar. Sizlerin sayesinde daha çok büyük kitlelere ulaşırız inşallah. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi gönderiyorum. Evet, turşumuzun yapılışına devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi kavanozumun içerisine kaynatmış olduğum sosu bu şekilde dolduruyorum. Şunu da unutmadan söyleyeyim arkadaşlar, turşularımızı her zaman serin, karanlık erzak dolaplarımızda saklıyoruz. Kışlık olarak hazırladığımız için bu şekilde muhafaza ediyoruz arkadaşlar. Buzdolabına ekstra kaldırmaya gerek yok ama turşumuzu açtıktan sonra bozulmaması için buzdolabında saklayabilirsiniz. Evet, kavanozlarımızın kapağını hemen kapatalım. Sıcak sıcak kavanozlarımız vakumlansın arkadaşlar. Evet, kapaklarımızı hemen kapatıyoruz sıkı sıkı. Daha sonra şöyle bir karıştırıyoruz, alt üst ediyoruz. Karımızı içerisine dağıtıyoruz. Sarımsaklar görüyorsunuz arkadaşlar. Aynen kar küresi gibi. Bu şekilde salladıktan sonra kavanozları sabaha kadar üzerine de isterseniz bir bez örterek bekletebilirsiniz. Bu şekilde kavanozlar vakumlanacaktır. Eğer hava alıyorsa kapağını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. Kanalımda oldukça farklı kış tarifleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Kışlıklar kategorime bakarak fikirler elde edinebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açarak bildirimler almayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.